E top. Oo, güzel. Güzel başladık. Merhaba arkadaşlar, Food Draft bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bir önceki bölüme gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni mahcup ettiniz. O kadar ilgi beklemiyordum ve şimdi ikinci bölümde yepyeni goller, yepyeni maçlar sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda beni de bekliyor. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bir önceki videoda çok fazla yazdığınız gibi bu sefer taktikleri, oyuncu seçimlerini geçmeyeceğim. 4-2-1 seçelim. Zaten 4-1-2-1-2 var onun altında ama onu çok oynadık. O yüzden 4-3-2-1 iyidir derken alabileceğim bir oyuncu Cuadrado olabilir. Robben 79 pace. Cuadrado'yu alalım biz. Çok fazla istediğim bir şey değil ama sağ bek'e geldi adam. Evet. Morata. Premier Lig'e gidelim yavaş yavaş. Sessegnon aynen. Kimyaya daha çok önem veriyorum ben futrat kurarken genelde. İlk önceliğim kimya oluyor. Mahrez ve Sterling arasında kaldım. Sterling'i alalım. Herrera mı? Andre Gomes mi? Herrera'yı alalım. Oxlade-Chamberlain geldi Premier Lig'den. İlerleyen draftlarda farklı challenge'lar yapabiliriz ama şu anda oyunun daha yeni çıkmasından dolayı çok fazla bir challenge'a girmeyelim istiyorum. Mendy, Andrew Robertson. Mendy'yi alalım. Stones. Şimdi ben Neymar, Ronaldo ayarında bir adam da gelirse çok güzel olur. Smalling ve son olarak da Sergio Rico ile başlayıp yedeklerden iyi bir kaleci bekleyeceğiz. O iyi kaleci gelmedi. Caballero. Gomez alalım. Evet, şimdi bir tane sağ beke ihtiyacımız var. O da geldi Valencia. Evet, şimdi. Bize iyi oyuncular var, hadi. Çok fazla seçim hakkımız var. Evet, bir tane geldi iyi oyuncu kısmı ama yok. Buradan çıkmadı o istediğimiz oyuncu. Böyle arka taraf pembe gelirse iyi oyuncu geliyor. Şu an ortalama oyuncular gelecek, evet. Mahrez. Mahrez'i mi alsak, Insigne'yi mi alsak? 90, 85. 50 fizik. Hadi bunu alalım. Ortalama geldi yine. Sané. Bizi paklar. Paklar ne? Davinson Sanchez alalım mı? Alalım hadi. Lacazette de alabilirdik ama Davinson alalım. Smalling gitsin. Hadi ver bir Ronaldo be. Bir Neymar. Bir limon. Mkhitaryan alıp Chamberlain'i değiştirip şöyle yapalım. Lukaku'yu alalım. Bir önceki draft'ın çok benzeri oldu galiba. Ve son olarak da son şakasını yapmadı bize. Alexis İlkay'ı alsak Word değil. Coutinho'yu alamadı. Alexis'i zaten kullanmayacağız. Evet, Futurat böyle gerçekleşti. Smalling şöyle gelsin. Chamberlain şöyle gelsin. Kalecimiz inşallah bizi üzmez. Abelardo'yu da aldık mıydı? Her şey tamam. 13 rakibimiz. Evet, maça giriyoruz. Gözlerim şey oldu. Ronaldo, Mertens, Bonaventura, Bernadeschi, Ön liberos. Adını unuttum ya. Ceballos'tu galiba. Tam olarak bilmiyorum. Lemar, Kolarov, Bonucci, Fazio. Çok baskı kurduk rakip üzerinde. Baştan çizelim bu hata. Evet. Çizimimiz başarılı, 1-0. Lukaku plase, time to finish'in plase mi? Plase vurmadım aslında. Sert vurdum, evet. İşi tuturduk. Mendy. Lukaku'yu bekledim, 2-0 yaptım. Evet. Hızlı başladık.
Dakika 20. Söylemiyorsunuz gerçekten, beni hiç uyarmıyorsunuz. Sterling 3-0. Sana gitti, onu gördüm. Gelişine çok güzel, 4-0. Quidm attı. Leroy Sané. İlk maçımızı 4-0 kazanıyoruz arkadaşlar. İyi top oynadık bu maçta. Evet, karşımızda bir tane İspanya... Evet, İspanya ve İngiltere Ligi var, anlayamadım başta. Sterling. Kaleye ne olmuş? Abi kale bozuk ki, ben nasıl gol atayım bu şartlar altında? Ya kaleye bak ya. Bravo Sané. Çok güzel bir vuruş. Kim attı onu? Mkhitaryan attı. Ay ay ay. Yani o Sterling'in şutunda zaten gol olması gerekiyordu. O yüzden buna sevinmeme bahanem de bu. Çok güzel Sterling. Şimdi bakalım 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 ne yapabilirim, ne yapabilirim düşünüyorum. Penaltıyı aldık. Güzel. Sağ atacağım, sağ atacağım, sağ, sağ. Hop. Evet. 2-0, dakika 20. Jorginho. Evet, bir kontra edip bakalım. Lol. Hayır. Hayır. Çok güzel gol. 3-1 Lukaku. Sterling. Sané'ye baktım. Atmayacağım onu. Şimdi attım ve 4-1. Dakika 50. Aynı golleri sürekli atıyorum şu anda. 5-1 oldu. Yani adamın savunmasında bir eksik var ama anlayamadım ne yap. Neyi yanlış yaptığını şu an çözemedim. Onu da kullanıyorum aynı zamanda ama gerçekten anlayamadım yani. Sen vur, ben vurayım. Hepimiz vuralım. Hadi böyle vurayım ben de. Evet arkadaşlar, 5-1 kazanıyoruz bu maçı da. Ve 3. maça geçiyoruz. Yarı finale gidiyoruz yani. Evet, Ronaldo Higuain yan toplarda tehlikeli bir takım olmuş bayağı. Orta sahası da iyi. Bu maç tehlikeli ve sıkıntılı olabilir. Savunması biraz ağır. Onu kullanabiliriz. Çok hızlı oyuncularımız var şu an bizim kanatlarda ve göbekte tabii Lukaku çok hızlı değil ama kanatlarımız iyi. Bakalım neler yapacağız bu maçta. Şimdi rakiple eşitsek oyunculuk olarak bu maç oldukça zor geçecek. Çünkü kadrolar hemen hemen aynı. Sané 1-0. Leroy Sané. Sinek, sinek. Sinek trolledi. Hayır sinek, sinek. Sinek. Bir şey demiyorum. Lukaku. Çok iyi top. Herrera. Herrera. Arkadaşlar, eğer o yanıyorsa bilin ki out oldu. Derken ben bir tane araya top bıraktım. Lukaku'yla şöyle de bir tık diye aşırtalım. Çok güzel olur. 3-1'i buluruz çünkü. Romelu Lukaku.
Çok güzel. Sterling 4-1. Hızlı oyun fayda gösterdi. Çok güzel. Raheem Sterling. Bir adet Premier Lig ve İspanya karması. Evet, İspanya desek daha doğru. Münir El Haddad forvetteki. Fransa var. Sağ bekinde Sidibe, Hernandez, Godin ikilisi iyi bir ikili. Özellikle Godin yan toplarda çok tehlikeli ve aynı zamanda kafa vurdurmayan bir oyuncu. Bakalım. Bizim oyuncularımız çok hızlı ama avantajımız o. Göreceğiz. Son maça giderken finaldeyiz. Sterling'i gördüm şu anda. Çok erken bir başlangıç yapıyoruz Sterling. 1-0. Ne güzel dönmüş top ya. Kuyt atma. Bir de çekiyoruz, atma çok kısa olacak, atma sakın. Sterling. Paralel olsaydı adama çok kolay bir çalım olacaktı ama olmadı. Neyse, devam. Abi şiir gibi oynamış olabilirim şu anda ama o da olmadı ya. Neymar. Rico ne yaptın Rico? Çok iyi döndün Sterling. Bravo Sterling. Bravo Mendy. Offside. Yok. Lukaku 2-0, 2-1 pardon. Hakeme baktım da ilk başta. Güzel oldu bu. Ona rağmen o topu kestin ya Neymar. Gerçekten bu oyunda bayağı iyisin ya. Dembele. Optimal şekilde vuruyorum ama girmiyor ve adamın şu an direncini arttı. Hadi Sané. Bravo Sané. Davinson Sanchez araya girdi. Evet. Lukaku şöyle bir bırakalım bakalım. Hadi maç bitir oğlum. Ah benim ayı boğan Lukaku'm. Ah benim Lukaku'm ya. Bir aşırtma dışarı gitti. Atahan aslında adamımız 7 adam şu anda. Biz o maçı orada bitirebilirdik. Akıllıca oynadı. Umarım bu şutumuza üzülmeyiz derken o topu kaparsam bir tane top kapmam lazım sadece şu an. Offside. Nice. Evet. -0, 5-1, 5-2 ve 3-2'lik skorlarla kazandık bu draftı. Genelde foot draft oynarken nadir oyuncu paketi verdi bu arada, iyi. Genelde draft oynarken bir tane maçınız zor olur genelde. Hani bütün draftlarınızı kazanabilecek durumda kadar iyi oynuyorsanız o kadar. Bir tane maçınız genelde zor olur. O da bu final maçıydı aslında. Ama sağ salim bitirdik. Powerhouse'tu galiba güçlü değil mi? Ve nadir oyuncu paketini de açalım. Diğerlerini akşam Champions paketiyle beraber açacağız. Evet, Walkout geldi şu anda. Bakalım ne gelecek. Hadi güzel bir şey var. Fransa, Medeo, Juventus, Matuidi mi? Nice. Matuidi bir para ediyor. Geri dönse keşke paketini şu danstan sonra. Evet, Matuidi'ye bakalım ne kadarmış. Güzel oldu. Severim. Böyle paketleri her zaman sevmişimdir. Bunları da gönderelim arkadaşlar sırayla. Florenzi de para ediyordu galiba. Evet, o da para ediyor. Güzel bir draft oldu ve hak ettiğimizi de aldık açıkçası. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle FUT Champions paket açılımı olacak o video. Aynı zamanda Division Rivals her ne kadar bu hafta oynayamamış olsam da size bir video.
Atacağım. Evet, Division Rivals'tan da bir video gelecek yani paket açılımıyla alakalı. Bir önceki videoya çok fazla ilgi göstermiştiniz. O zaman bu videoyu da aynı ilgiyi bekliyorum, beğeni olarak ya da yorum olarak yazabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Eğer eğlendiyseniz ve son olarak Instagram'ı takip etmek için hemen aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz Instagram'ı. Kullanmaya çalışıyorum aktif olarak. Aynı zamanda beni seviyorsanız da takip edin diye klasikleşen şekilde. Çok uzattım neyse. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan buluşacağız. Hoşça kalın. Bay bay.